Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün EOS analizi yapacağız. EOS'ta neler olmuş, bunları konuşacağız. Muhtemel hedefleri vereceğiz. Düşen trend vardı, düşen trendimiz kırılmış. Alçalan takos formasyonumuz var arkadaşlar, bunları konuşacağız. Bu formasyonun hedefi neresi, destek dirençler neresi, bunları konuşacağız. Kendi yorumlarımızı söyleyeceğiz. Ardından videoyu sonlandıracağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı, güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Önce haftalık bazda baktığımızda arkadaşlar, EOS'a şöyle yaptığımız zaman düşen trend hattını kırdığımızı görüyoruz. Şöyle yaptığımız zaman düşen trendimizin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir alçalan takos formasyonumuz var. Şuradan aldığımız zaman şöyle bir alçalan takos formasyonumuz oluştu arkadaşlar. Bu formasyon her zaman yükseliş olarak geri dönmüştür. Bunun hedefi de arasındaki baş bölümünün arasındaki boşluğu kadardır arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman kırılım yerinden bizi 4,5 dolarlara kadar götürebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Formasyon hedefi 4,5 dolar EOS'ta. Şu bölge. Şu bölge arkadaşlar. Şimdi destek dirençlere gelecek olursak önemli bir direnci kırdığımızı görüyoruz arkadaşlar. En dipteki direnci, şu bölgeyi bizim EOS'ta kırdığımızı görüyoruz haftalık bazda. Haftalık bazda olduğu için yani güzel bir majör direnç diyebiliriz. Bollinger bandında açtığımızda orta bölümünün önemli bir direnç olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Neresiymiş burası? 1.487 dolar. Buranın önemli bir direnç olduğunu ve kırıldığını gösteriyor arkadaşlar. Bir sonraki hedefimiz Bollinger bandının üst çizgisi 2.33 dolar arkadaşlar. Buradan bir geri dönüş gelebilir, aynı zamanda şu bölgeyi retest yapabilir. Şimdi birinci direncimiz buraydı, bura kırıldı. İkinci direncimiz neresi? Fazla karıştırmadan hemen söyleyelim. Gidebileceğimiz nokta arkadaşlar, bizim gördüğünüz gibi buradan, bura bizim ikinci direnç bölgemiz ve buradan bir aşağı yönlü tepki geldiğini görüyoruz şu bölgede. Yani burada önemli bir direnç. Buranın kırılması halinde gidebileceğimiz noktalar, yani formasyon hedefini de alacak olursak şöyle ilk önce bir 3,5 dolar, ardından şuralara iğnelerle birlikte 4,5 dolara geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Haftalık olduğu için biraz orta vade düşünmemizde fayda var arkadaşlar. Al satçılar buralardan girmesi bence uygun değil. Çünkü dirence gelmiş. Şimdi ikinci direnç bölgemiz nereymiş arkadaşlar? 1.89 dolar. Bollinger bandını açtığım zaman orta bölüm kırılmış. Bir sonraki hedef üst bant olur. Otomatikman burasının da kırılması gerekiyor. Ne olur mesela? 2.31 dolar. İkinci hedef. Orta vade hedef 4,5 dolar haftalık bazda. Desteğimiz neresi arkadaşlar? Destek bölümümüz maalesef ki şu bölgeler dip sayılabilecek yerler. Tabii ki günlük bazda daha detaylı görünüyor ama haftalık olarak baktığımız zaman majör destek bölgemiz arkadaşlar burası. 0.89 sent arkadaşlar. Majör destek bölgesi. Bura kırılırsa her şey kötüye gider diye düşünüyorum. Zaten buraya kadar düşerse zaten birçok şey kötü gitmiş olacağı için stoplu gitmekte fayda var. Şimdi hemen haftalık bazda RSI'ye bakalım. RSI bize ne söylüyor? Haftalık bazda da RSI'de pozitif görünüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Kendi ortalamasını kırdığını ve kendi direncine de geldiğini görüyoruz orta bölümün. Buranın kırılması halinde şu bölgenin üst banda kadar gitme potansiyeli var. RSI'de arkadaşlar şu en alt çizginin altı 29-28'lerde alırız.
80'lerde sat konumuna, 70, 75, 80 bölgelerinde sat konumuna geliriz şu bölgede, şu bölgedeki gibi. Gördüğünüz gibi ne zaman oralara gelse sert düşüşler geliyor. Yani EOS'ta daha yolumuz uzun diye düşünüyorum. Daha ilk direncine gelmiş. Buranın kırılması halinde buralar satış konumu olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hayırlısı biraz orta vade bekleyeceğiz. Elinde tutanlar bekleyecek tabii ki. Şöyle kapatalım RSI'yi hemen. Bir de bir indikatörümüz var. Al sat sinyalleri veren. Bakalım haftalıkta oluşmuş mu? Haftalıkta da oluşmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi al sinyali gelmiş ve hala sat sinyali gelmemiş. Şurada gelmiş. Bakın buradaki bölgeyi kırdığını görüyoruz. Şöyle yaptığımız zaman sat sinyali verilen yeri kırdığını görüyoruz. Kendi bölgesini, kendi ortalamasını. Yani bir hedef şurası olabilir, orta bölüm. Buralarda sat sinyali gelir mi bilmiyorum açıkçası. Şuralarda al sinyali geliyor genelde ama şurada da gelmiş. Yani biraz orta vade olduğu için şu anda biz sadece buraya bakacağız. Al sinyalimiz gelmiş. Sat sinyali verene kadar devam arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Şimdi haftalıkta söyleyeceklerimiz bu kadar. Orta vade hedefi verdik. 4,5 dolar civarı orta vadede gelme potansiyeli var. Günlüğe baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle yapalım hemen. Günlükte de gördüğünüz gibi dirence takıldığı daha net belli oluyor. Şöyle çizgilerimizin hepsini kapatalım. Günlükte de Tobo formasyonumuz var arkadaşlar. Bu da yükseliş formasyonu olarak değerlendiriliyor genelde. Baktığımız zaman günlükte şu bölgede bir Tobo formasyonu oluşmuş. Neresi burası? Sol omuz, boyun, sağ omuz ve yükseliş. Dirence takılmış burada. Kendi direncini kırmış formasyonda. Bunun hedefi de neresi olabilir kısa vade için arkadaşlar? Şöyle derinliğe kadar aldığımız zaman boyun kısmına götürdüğümüz zaman hemen hemen hedefine geldiğini ve direnci takıldığını görüyoruz. Yani günlük bazdaki formasyon hedefimize gelmiş arkadaşlar. Biz şimdi neyi takip edeceğiz? Buradaki direnç seviyesini. Nere burası? Şu bölge arkadaşlar. Neresi? 1.857. Yani burada bir boğa bayrağı oluşur mu? Açıkçası oluşmasını isterim. Oluşacak gibi de duruyor. Yani takip edeceğiz. Günlük bazda tekrardan şöyle bir ikinci ayak gelebilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman dirence takıldığı boğa bayrağını yaptığı, yani şöyle bir harekette gelebilme potansiyeli var arkadaşlar. Negatif olan ne? Negatif olan arkadaşlar, şunu kapatalım. Negatif olan bizim Bollinger Band'ın günlük bazda orta bölümüne gelmiş olmamız. Pardon, en üst bölgesine gelmiş olmamız. Yani buradan geçmişe baktığımız zaman oraya her geldiğinde bir orta bandı test etmiş arkadaşlar. Her zaman test etmiş. Şu bölgede de test etmiş. Geçmişe baktığımız zaman şurayı da kapatalım. Yani her zaman bir orta bandı, hatta en alt banda kadar büyük ayı piyasalarında düştüğünü görüyoruz. Yani buralar aslında hem dirence gelmiş günlük bazda, kısa vade olarak söylüyorum. Hem dirence gelmiş, aşağı yön tepki almış, Bollinger bandının üst çizgisine gelmiş. Yani buradan bir tekrardan 1.39 centlere gelebilme potansiyeli var arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerek. Her açıdan bakmamız lazım. Günlük bazda RSI'ye baktığımızda ne söylüyor bize? RSI'de de arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük bazda kısa vade olarak sat sinyalinin geldiğini, yani ne oluyordu? Biz bu diplerde 29'larda alıyorduk. Şu bölümün üstüne çıktığı zaman satıyorduk ve anında satış gelmiş. Yani RSI'nin destek alma noktası şu bölge, kendi ortalaması arkadaşlar. Buradan destek alırsa, yani dediğimiz o bayrak formasyonunda gelirse bir 2-2.5 dolara kadar gidebilme potansiyeli var. Bakalım izleyeceğiz neler olacak. RSI'yi kapatalım. Şimdi başka söylenecek bir şey var mı? Bir de hemen şeye bakalım arkadaşlar. Alım satım sinyali veren indikatörümüze kısa vade olarak bize ne yapmış?
Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi en üst çizgide ve hala al sinyali var. Yani 2.5 dolara gelme potansiyeli hala devam ediyor. Yani şuralarda bir sat sinyali gelirse o dediğimiz düşüş gelebilir kısa vade için. Bunları dikkatlice izlemekte fayda var arkadaşlar. EOS'ta söyleyeceklerim bu kadar. Herkes dikkat etsin. Herkese bol kazançlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese Allah'a emanet. Görüşürüz.